Merhabalar dostlar, tüm dünyadan son haberlerle karşınızdayız. Dün yayınladığımız haberde İspanya'nın Türkiye'ye 2 gemi 2 de uçak yollayacağı açıklamasını servis etmiştik. Yeni bir gelişme var. Bugün toplamda 4 geminin geleceği duyuruldu. Yani 2 gemi fazladan gelecek. İspanya Deniz Kuvvetleri tarafından resmi açıklama yapılırken uçak gemisi Juan Carlos ve Galicia gemilerinin yanı sıra Blaise de Lezo fırkateyni ve Cantabria lojistik gemisinin de İskenderun limanına bugün itibariyle geleceği duyuruldu. Siz bu videoyu izlediğinizde gemilerin limana gelmiş olma olasılığı da oldukça yüksek. İspanyol yetkili Robles konuşuyor. Gönderilen gemilerde 500 adet deniz piyadesiyle beraber depremde göçük altında kalanları kurtarmak için çok sayıda ekipman olacağını da not düşüyor. İspanya Askeri Acil Durum Birimi de Madrid İtfaiyesine ait kurtarma ekiplerinin bir an önce çalışmalara başlamaları adına iki ayrı uçakta Adana'ya iniş yapmak üzere ülkeden ayrıldıklarında not düşüyor. İspanya'nın uçak gemisi Juan Carlos'tan bahsediyoruz. Deplasmanı 26 bin ton ki TCG Anadolu'nun bu gemi baz alınarak tasarlandığını da hatırlatalım. 230 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki gemiden bahsediyoruz. Geminin 21 nat hızla yaklaştığı belirtilirken bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. İspanya'nın uçak gemisi kimilerine göre hücum gemisi olarak da sayılabiliyor. Bu geminin an itibariyle dediğimiz gibi limana varması bekleniyor. İspanya'da tıpkı İtalya gibi Türkiye'ye gemi yollayan ülkeler arasında yer alıyor. İtalya'da bilindiği gibi çok sayıda gemiyi Türkiye'ye yollamıştı. Yine sabah saatlerine yayınladığımız haberde İtalyan çıkartma gemisinin Türkiye'ye geleceği haberini servis etmiştik. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Çok sayıda yeni görüntü görmektesiniz. Kahramanmaraş merkezi deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bir grup madencinin de askeri helikopterlerle Antakya'ya geldiği yönünde görüntü paylaşılıyor. Bir diğer görüntü 12 Şubat stadyumundan. 12 Şubat stadyumunda AFAD tarafından çadır kent kurulmuştu. Buradan da drone görüntüsü paylaşılıyor. Bu arada dostlar, bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokay'ı bizzat Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ediyor. Burada taziye defterini imzaladı. Tokay'a merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il etkileyen yardım için Türkiye'ye yardım yollanacağını da bir kez daha duyurmuş durumda. Bilindiği gibi Kazakistan kurtarma ekipleri zaten Türkiye'ye yardım getirmiş ve çalışmalara çoktan başlamıştı. Yeni yardımların geleceği belirtiliyor. Burada açılan taziye defterini imzalayan Tokayev, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin sonrasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Kazakistan halkı ve kendi adıma Türk kardeşlerimize başsağlığı diliyorum açıklamasını yazıyor. Bizzat dostlar bunları deftere yazmış durumda. Yine Almanya'da yaşayan Türkler de depreme yardım yaparken birçok noktada yardım kampanyaları başlatılmış durumda. Ülkede yaşayan Türkler çeşitli şehirlerde oluşturdukları yardımları toplama merkezlerine getirirken buradan da görüntüler paylaşılıyor. Venezuela'dan da dostlar günler sonra yardımların yola çıktığı yönünde haberler aktarılmış. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 50 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye ve Suriye'ye yollandığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Magyurta Uluslararası Havalimanı'nda arama kurtarma ekipleriyle yaptığı açıklamada Venezuela halkının Türkiye ile dayanışma halde olduğunu da not düşüyor. Dediğimiz gibi Suriye'ye de yardım gitti. Suriye'den de görüntüler görmektesiniz. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e, yaralıların ise sayısı 5000'e yükselmiş durumda. Sivil savunma ekipleri bilinen ismiyle Beyaz Baretliler de Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde arama kurtarma çalışmalarına kısıtlı imkanlarla devam etmeye çalışıyor. Bu da maalesef üzücü gelişmelerden bir tanesi. Yine Amerika'da çok geç kaldı fakat oradan da yardımlar yola çıkmış durumda. Amerika'nın merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ile etkileyen deprem sonrasında 161 kişilik arama kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtiliyor. Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinde ve Los Angeles kentinden Türkiye'ye çok sayıda yardım geldiği belirtilirken yine dostlar Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Dover üssünden Alaska Hava Muhafız Komutanlığı'na bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağının da Türkiye'ye doğru yola çıktığı haberleri servis ediyor. Bu da not düşülmesi gereken haberlerden bir tanesi. Yine Almanya'dan resmi yardım da var. Alman Federal Teknik Yardım Kurumu'na bağlı arama kurtarma ekibinin SEBA olarak biliniyor. 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln, Bonn havalimanından özel uçakla Adana'ya hareket ettiği belirtiliyor. Havalimanında düzenlenen basın toplantısının ardından yola çıkan yardım ekibiyle birlikte acil durum jeneratörü, çadır, battaniye, uyku tulumu gibi çeşitli sistemlerde yollanmış durumda.
Yunanistan devlet medyası ERT'de sabah haberleri, Türkiye'den deprem görüntüleri ve Ben Seni Sevdiğimi parçası eşliğinde açılış yapılıyor. Dediğimiz gibi ilginç bir parça seçilmiş. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili de şunu söyleyelim. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yer alan şirketler depremzedelere yardım edecek. Yüklenciler aralarında vinçler, traktörler, ekskavatörler ve damperli kamyonların da bulunduğu 80 aracı bölgeye yollarken 200'den fazla personelin deprem bölgesine gittiği belirtiliyor. Bugün dostlar Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bizzat taziyelerini iletmiş durumda. Kırgızistan Cumhuriyeti basın servisinden bu şekilde bir açıklama yapıldı. Bir diğer görüntüyü görmektesiniz. Hırvatistan ekibinin arama kurtarma çalışması için Bolu'dan Adana'ya hareket ettiği belirtiliyor. Hırvatistan ne yolladı derseniz, Hırvatistan sivil savunmaya bağlı 3 kamyon, 1 kamyonet, 5 minibüs, 3 hafif ticari olmak üzere toplam 12 araç ve dostlar 40 kişilik ekibin Bolu'da mola verdiği kar yağışının ardından yola çıktığı belirtiliyor. Burada Hırvat arama kurtarma ekibinin görevlendirildikleri Adana'da dostlar çalışma yapacağı notu düşünmüş. Hırvat ekibin Adana'da görev yapacağı dediğimiz gibi resmi olarak duyurulmuş durumda. Bu arada demin nükleer demiştik, konu dışı kısa bir bilgi verelim. Bugün Rusya ve Myanmar arasında nükleer enerji konusunda işbirliği anlaşmasının imzalandığı haberleri de servis ediyor. Fakat tabii ki de şu an bizim için önemli olan deprem haberleri olduğu için onlara devam edelim. Bilindiği gibi dostlar, Türkiye Çin'in baskısıyla hiçbir zaman resmi açıklamalarda Tayvan bayrağı kullanmıyor. Daha öncesinde birkaç kez Tayvan bayrağıyla fotoğraf paylaşılmış. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından bu paylaşımlar silinerek Tayvansız infografikler paylaşılmıştı. Tayvan ekibinin de 1999'da kendilerine arama kurtarma desteği veren Türkiye'ye yardıma geldiği belirtiliyor. Tayvan ekibini görmektesiniz. Tayvan ekibinin sorumlusu Huang Puchun açıklama yaparken kendisi arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye destek vereceğini belirtiyor. Onlar da dostlar bölgede çalışmalarına devam ederken Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye geldiği yönünde de resmi bir haber paylaşılmış. Bir diğer haber dostlar, Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibi yolladığı yönünde de haber paylaşılıyor. Yunanistan gazetesi Katemirini'yi görmektesiniz. Genellikle Türk düşmanıyla yayın yapan bu gazetede hepimiz Türküz başlığı atılmış. Dolayısıyla Yunanistan'dan dikkat çekici haberler servis ediyor. Dün de bilindiği gibi bir Yunan arama kurtarma ekibi Türk askerimizle beraber depremden insanları kurtarmış ve sevinç gözyaşlarına boğulmuştu. Bunu da hatırlatalım. Yine Polonya'nın Türkiye'ye 52 kişiden oluşan sağlık personeli göndereceği yönünde de yeni bir haber servis edilmiş. Polonya'da sahada aktif olarak görev alıyor dostlar. Dolayısıyla bu haberi de bu şekilde aktarmış olalım. Azerbaycan'dan da arka arkaya sevkiyatlar devam ederken artık 72 saate yaklaşıyoruz. Dolayısıyla kritik bir dönemden geçtiğimizi de hatırlatalım. Türk ülkeleri, Türkiye'nin düşmanı olan ülkeler İsrail dahil olmak üzere yine aramızın kötü olduğu Mısır gibi ülkeler bile, Ermenistan gibi ülkeler bile Türkiye'ye yardım yollamış durumda. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi. İspanya kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere donanmaya ait uçak gemisi Juan Carlos'u Türkiye'ye gönderirken gemilerde 500 denizci ve yardım malzemesinin bulunduğunu da tekrar edelim. Yine dostlar, Umman'ın da Türkiye'ye ve Suriye'ye yardım yollayacağı yönünde de resmi bir haber paylaşılmış. Artık tek tek ülke ismi saymayalım. Dünyada hemen hemen her ülkenin dostlar Türkiye ve Suriye'ye yardım yollayacağı yönünde çok sayıda haber paylaşılıyor. Biz de böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.